Program olarak il il, ilçe ilçe, köy köy gezmeye, üreticilerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Balıkesir'in güzel ilçesi Burhaniye. Hem süt hem besi olarak öne çıkan değerli iki üreticimizi sizlerle buluşturacağız. Bu bölgenin hayvancılığını aslında gelişmesine ve ileriye taşımasına katkısı olan iki değerli isim. Mustafa Bey ve oğlu Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Tesislerindeyiz, süt üretim tesislerindeyiz. Zaten arkamızda da tesisi görüyorsunuz. İneklerimiz besleniyorlar. O sağlıklı günlük taze sütü üretmek için. Bütün gün onlar da aslında çalışıyor, sizler de çalışıyorsunuz. Tabii, tabii. Merhabalar. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Mustafa Bey, siz de merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Cengiz Bey, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi dedim ki bu bölgenin aslında hayvancılığın ilerlemesine katkıda bulunan güzel bir işletmedeyiz. İşletmemiz hem süt hem et üzerine, ama öncelikle bu işletme kim tarafında, nasıl kuruldu, amacımız neydi, nasıl başladık, nasıl ilerledik, bir hikayemizi paylaşalım. Ya bizim çiftliğimiz bir aile çiftliği aslında. Babam, annem, abim, ben, 4 kişi yıllardır bu çiftliğin üstüne titriyoruz yani. İlk etapta 3 inekle başlamıştık. Sonra birkaç düve daha aldık. Yani şu anda 100'ü geçik hayvanımız var. Süt üretimimiz de bayağı yükseldi. Bütün Körfez'e parakende süt satıyoruz. 4 tane soğutmalı arabamız var. Onlarla bütün Körfez'e her gün günlük sütü en iyi şekilde tedarik etmeye çalışıyoruz. Kaç yıl oldu burası? Kaç yıl oldu? Çok yıl oldu. Biz doğduğumuzdan beri bu işi yapıyoruz yani. 20-25 yıl olmuştur. Biz öyle çok zaman şey yapmıyoruz ama. Daha neredeyiz tam olarak? Şimdi ben Balıkesir Burhaniye dedim ama tam olarak neredeyiz? Burası Burhaniye'nin Çoruk Köyü, Çoruk Mahallesi. Ama yani biz buradan bütün Körfez'e hitap edebiliyoruz yani. Parakende satışımız var çünkü. Soğutmalı arabalarımızda süt satıyoruz. Et üretimimiz de var. Şu an et üretimini kendimiz kasaplara veriyoruz ama ileride hedefimiz ette de bir marka olmak Körfez'de inşallah. Çok güzel, onlara da geleceğiz hedeflerinize. Mustafa Bey, merhabalar tekrardan. Siz de herhalde doğduğunuzdan beri hayvancılığın, tarımın içine doğdunuz. Evet, tarımın içine doğduk. Şeyden beri yapıyoruz yani. Hayvancılık mı, tarım mı, ikisi bir arada mı, hangisi daha yoğunlukta sizde? Hayvancılık daha çok yoğunlukta. Süt üzerine şey yapıyoruz yani, süt satıyoruz. Tarımda neler yapıyoruz? Tabii beslenmeleri için bir şeyler ekip biçiyoruz. Tarımda mısır ekiyoruz. Yoncamız var, yonca yapıyoruz. Yulaf, bunları kendimiz ekiyoruz, tedarik ediyoruz yani. Çok güzel. Şimdi Hüseyin Bey, tabii günlük süt üretim miktarımıza gelelim. Günlük ne kadar süt üretiyoruz? Bunun ne kadarını halka buluşturuyoruz? Şu anda kış aylarında biraz üretimimiz düşüyor. Bir tona yakın üretimimiz var. Yazın 2 tona falan çıkıyor. Yazın biz bütün sütümüzü satabiliyoruz yani parakende olarak. Kışın buralar yazlık olduğu için insanlar İstanbul, Ankara evlerine gidiyor. Biraz düşüyor satışımız ama onu da tabii mandıralara veriyoruz, yoğurt, peyniri yapılması için. Satamadığımızı her gün veriyoruz. Her gün yine taze süt satıyoruz. Şimdi sizin en büyük özelliğiniz günlük taze ve katkısız süt üretmeniz, evet, değil mi? Bunu nasıl sağlıyoruz, nasıl başarıyoruz? Bunu nasıl sağlıyoruz? İneklerimiz zaten kendi ineklerimiz. Yıllardır hep kendi ırkımız. Biz dışarıdan hiç hayvan almayız. İneklerin yediği besinleri de biz kendimiz üretiyoruz. Elimizden geldiğince, yapabildiğimiz kadar samanını, mısırını, yoncasını ekiyoruz. Sadece yem alıyoruz dışarıdan. Yemi de almadan olmuyor zaten, onu üretmemiz imkansız. İşte bu şekilde devam ediyoruz. En kaliteli şekilde üretmeye çalışıyoruz. En büyük özelliğiniz de o ürettiğiniz katkısız doğal sütü taze ve sağlıklı bir şekilde halka ulaştırmak da çok önemli. Bunu araçlarınızla, düzeninizle ve ekibinizle sağlıyorsunuz. Nasıl bir sistem söz konusu bu noktada? Ya sistemimizi biz kendimiz sürekli geliştiriyoruz. İlk etapta bu 10 yıl önce babam başladığında güğümle götürüyorduk. Ama şimdi biz krom çelik tanklar ve izolasyonlu arabalarla soğuk zincirle götürüyoruz. Eve kadar ulaştırıyoruz yani. Kim ne zaman sipariş verdi, bugün sipariş verdi, hemen götürüyoruz. Bütün Körfez'e servis yapıyoruz yani. Körfez dediğimizde ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Nerelere kadar uzanıyor hizmetiniz? Bu Edremit Körfezi işte Burhaniye, Edremit, Altınoluk, Akçay. Şu anda oraya kadar gidebiliyoruz yani. Tabii size nerelerde nasıl ulaşıyorlar? Sizi nasıl tanıyorlar? Nerelerden tanıyorlar? Biz 10 yıldır bu sektörde olduğumuz için bizim müziğimiz var. Sütçünüz geldi diye müzik de çalıyor. O bizim imzamız gibi. Onu duyan zaten hemen telefonla siparişini veriyor. Ya da daha önceden sipariş veriyor. Bana bugün bizim müşterilerimizin hepsi telefonumuzda kayıtlı zaten adresi olarak. Kim olduğunu bile sormuyor. Hemen götürüyoruz yani.
O müzikte de sizin sesiniz var değil mi Mustafa evet. Bey? Ne diyorsunuz orada? Sütçü, sütçünüz geldi, sütçü diyorum. Çok güzel. Şimdi tabii insanlar güvenerek aldıkları için de bu sizin işinizi kolaylaştırdığı gibi sorumluluğunuzu da arttırıyor değil mi? Ne kadarlık bir alan üzerinde bu işi yapıyoruz? Tesisimiz ne kadarlık bir alanda? Kapasitemiz nedir? Tesisimiz çok büyük değil aslında. 10 dönüm bizim kendi arazimiz var. Onun üstüne işte sürekli kuruyoruz. Daha önce 25 metre çift şey yapmıştık, ağır yapmıştık. Sonra 50 metre daha ekledik. Şu an biraz daha çekeriz birazdan. 50 metre daha ekliyoruz. Yani yavaş yavaş yetmedikçe biz bu şekilde bir destek olmadığı için yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz yani. Kaç hayvanımız var? Ben tam sayısını bilmiyorum ama 100'den fazla sağılan hayvanımızda 60-70 tane sağılan hayvanımız var. Şu anlık bize yetiyor yani. Şimdi sütte tabii ırkın önemi var değil mi? Hangi ırklar var sizde? Süt üretim üzerinde bunların etkisi ve avantajları nelerdir? Bizde genelde Holstein var. Süt ineğidir bu. Mesela ineklerimiz %70, %80 Holstein'dir. Ama bir de aralara Simmental'dir, Chevrolet ırkıdır. Bunlar et ırkı olan hayvanlar. Sütleri bunların daha az olur ama daha yağlı olur. Sütün kalitesini arttırması için %20'sini, %30'unu bu tarz hayvan, bu cins hayvanlardan seçiyoruz. Sütümüz daha kaliteli olsun diye. Tabii her sene doğumlar da oluyor. Yılda bir kere mutlaka doğuruyorlar inekler. Erkeği de doğuyor, dişisi de doğuyor. Bunları nasıl değerlendiriyoruz? Biz dişileri de erkekleri de hiç satmıyoruz. Bir ayrı ağılda onları mesela yaş grubuna göre ayırıp büyütüyoruz. Her sene yeni geçen sene, 2 sene önce doğan dişi düveler inek oluyor 2 sene sonra. Erkekler de 15-18 ay bakıyoruz eti doldu da onları da kasaba kestiriyoruz yani. Onları da et üretiminde faydalanıyoruz. Bölgenin aslında kırmızı et ihtiyacının bir kısmını da karşılamış oluyoruz. Et üreticiliğindeki oranımız ne? Et üreticiliğimiz de iyi yani ama biz tabii kendi adımızda karşılamıyoruz bunu. Kasaplara veriyoruz, kestiriyoruz. Onlar kendi tezgahlarında satıyorlar. Dediğim gibi daha önce de söyledim, ilerideki hedefimiz etimizi de kendimiz pazarlamak. Çünkü üretmekten daha çok insan pazarlamaktan kazanıyor. Biz de kaliteli mal ürettiğimiz için kendimiz pazarlayıp kendimiz kazanmayı daha çok tercih ediyoruz. Şimdi tabii ki hem ette hem de sütte kalitenin artırılması için hayvanların iyi beslenmesi gerekiyor. Bu beslenmeyi nasıl, ne şekilde sağlıyorsunuz? Günde kaç öğün ve neyle besliyoruz? İneklerin yemini bu arkada gördüğümüz mikser var, traktörün içine samanını, sılacını, mısırını, yulaftır, yemdir hepsini atıyoruz. İnce yem haline getiriyoruz şöyle gördüğünüz gibi. İneklere veriyoruz günde iki kere. Erkeklerin yemi ayrı, hepsinin onların rasyonu var. Hangisinin neye ihtiyacı varsa. Suları zaten otomatik. Suları hep kendi önlerinde. Kaşınma şeyleri var işte. Yazın pervanelerimiz var. Pervaneleri çalıştırıyoruz hayvanlar bunalmasın diye. Sıcakta çok bunalıyorlar. Güneşe çıkamıyorlar falan. O şekilde sağım sistemimiz Avrupa standartlarında. Tam onu soracaktım. Sağım sistemimizden bahsedelim. Günde kaç kere sağıyoruz? Nasıl sağıyor? Nasıl bir sistemde? Nasıl bir yol izleniyor o noktada? Sağım sistemi işte yem akşam sabah 6, akşam 6 sağıyoruz biz. Günde 2 kere sağmayı tercih ediyoruz. Bazı işletmeler günde 3 kere de sağıyordu. Bu inekleri çok yıpratıyor, yoruyor. Biz onu tercih etmiyoruz. İnekler de ferah ferah olursa kalitesi de daha iyi oluyor sütün. Sağım sistemimiz Avrupa standartlarında burada. 16 tane inek aynı anda sağıyoruz. Günde 2 kere. Sağdıktan sonra 3 defa yıkanıyor. Bir kere ilaçla, bir kere şeyle, bir de sıcak suyla en son durulanıyor. Kendi kendine düğmesine basıyoruz, yıkıyor yani. O konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Yıkaması falan, temizliği çok gayet iyi yani. Sütün ömrü ne kadardır? Burada sağılıp halka ulaştırılmak üzere giden süt gün içerisinde tükenmesi mi gerekiyor satış anlamında? Biz onu işte sütün ömrü sıcak ya da soğuk olduğuna göre değişiyor. Biz sağdığımız gibi soğuk sütü işte soğutma tankına gidiyor boruyla. El bile hava bile değmiyor. Oraya geldiği gibi hemen soğumaya başlıyor elektrikle. Soğutuyoruz biz. Soğuttuktan sonra satışa çıkıyoruz yani soğuk zincirle. Zaten satamadığımız süt olursa kışın oluyor genelde. Onu da akşam sağımından önce veriyoruz. Kalan sütle beraber. Yarın sabah yine taze süt, soğuk sütle müşterilerimize devam ediyoruz. Şimdi tabii ki sağlıkları da çok önemli bu hayvanların. Bir veteriner hekimle mi çalışıyoruz yoksa siz zaten her şeylerini izliyor musunuz? Orada nasıl bir yol izliyoruz? Ya bizim kendi ekibimiz zaten hayvanları sürekli takip ediyor. Ne bileyim kızgınlık dönemini, hastalıklarını çobanımız var o takip ediyor. 2-3 tane çalıştığımız veteriner var. Kimisinin hastalıkta uzmanlığı var, kimisinin tohumlamada uzmanlığı var. Ayrıca biz Balıkesir Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne de üyeyiz. Oradan da veterinerler geliyor. İlçe tarımdan da veterinerler geliyor aşı zamanları.
aşıları, sağlığınla ilgili elimizden geleni yapıyoruz yani. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Nasıl bir iş bölümü var? Daha önce biz burada abimle ben iki kardeşiz. Babam annem başımızda çok şükür. Yani ikimiz beraber her işi koşturuyorduk. Sonra bir vakit sonra işler yetişmemeye başlayınca Samet diye bir arkadaşımız var. Afgan. O bizim iş çobanımız. O görüyor işlerimizi. Yanına bir arkadaş daha aldık şimdi. İki kişi çoban var. İki kişi de satışta elemanımız var. Şu anda dört kişiye bir faydamız oluyor. O da bizi gururlandırıyor yani. Araçlarınız da çok güzel. Hepsinin üzerinde markalarınız, yazılarınız var ulaşabilmeleri adına. İnterneti ve sosyal medyada kullanıyor musunuz? Oradan sizi takip edebilirler mi? Tabii kullanıyorum. Ben çok aktif değilim işlerim yoğun olduğundan ama yani Instagram, Facebook'ta sürekli biz çiftliğimizden görüntüler paylaşıyoruz. Pazarlama anlamında görüntüler paylaşıyoruz. Yani elimizden geldiğince biraz hitap etmeye çalışıyoruz. Facebook, YouTube ve Instagram'da sayfamız var yani. Katırcıoğlu Süt olarak geçiyor. Evet. İletişim bilgileriniz de var. Zaten ara ara ekranda da yazacak bizde de. Oradan da ulaşabilecekler. Sizin hedefiniz ne? Siz ne söylersiniz bizi izleyen gençlere? Hayvancılığa uğraşsınlar mı? Tarım yapsınlar mı? Hayvancılığa uğraşsınlar da mı? Hayvancılıkta var. Şey yapmazlar lazım. Ekecekler, biçecekler. Süs satacaklar yani. Oğlanlarıma ben güveniyorum. Çok güzel. Onların başında olmanız, onlarla birlikte çalışmanız çok değerli. Çok değerli, evet. Çok memnun oluyorum ben. Şey yapıyorum. İyi ki geldik. Biz de iyi ki sizleri ekrana taşıdık. Gerçekten bu yayınlarımız çok önemli. Bizi izleyen genç üretici adaylarına cesaret olacaksınız. Bir de tabii burada bir hayvansal gübre de ortaya çıkıyor. Onu da tarımda ya da farklı şekillerde değerlendiriliyor mu? Bu konuyu da biraz konuşalım. Tabii biz gübremiz zaten doğal gübre kullanıyoruz. O yüzden üretimimiz yani tarımsal üretimimiz de daha faydalı oluyor yani. Biz gübrelerimizi bir şey yapıyoruz, topluyoruz bir yere. Şurada bizim göl var yanımızda. Orayı kiraladık. Orada yanık gübre bir sene sonra onu tarlaya atıyoruz. Üretimi çok faydalı oluyor. Suni gübre de çok pahalı olduğu için biz doğal gübreyi tercih ediyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Teşekkür bereketli, ederim. Bol kazançlı bir sene olsun. Hem süt üreticiliği hem besi anlamında. İleriki çalışmalarınızda, yeni çalışmalarınızda yeniden birlikte güzel yayınlar yapalım. Evet, teşekkürler. İnşallah yine bekleriz. Biz hedeflerimize ulaşmak için mücadeleye devam edeceğiz. Çok güzel. Bu mücadelede size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Mustafa ve bereketli, bol kazançlı bir sene olsun. Çok sağ olun. Size, biz de teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, şey yaptığınız için, röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederim ben de. Biz teşekkür ederiz. Misafirperverliğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.